İslam toplumunun ve İslami ilimlerin üzerinde oynanan oyuna karşılık, oryantalizm akımı nedir, şarkiyatçılık nedir, bu kurumların amaçları ve İslam üzerinde oynadıkları oyunları ortaya koyarak meseleye açıklık getiren bir kitaptır. Bu kitabı bir ilahiyat öğrencisinin veya medrese talebesinin okuyarak İslami ilimleri, İslami toplumu ve onlar üzerinde kurulmaya çalışılan düzeni öğrenmesi açısından kesinlikle öneriyorum ve okunması gerektiğine kanaat getiriyorum. Tabii ki sadece bunlarla sınırlı olmayarak İslam'ı bir kalkan edinen bütün Müslümanların bu kitabı okuyarak oryantalizm yani şarkiyatçılık akımı hakkında bilgisi olması gerektiğini şiddetle tavsiye ederim. Oryantalizm şarkiyatçılık nedir? Oryantalist şarkiyatçı kimdir? Bu kişiler Hristiyan ve Yahudilerden İslam devleti olan o dönemin İslam devleti olan Osmanlı devrinde ortaya çıkan İslam bilimcileridir. Onlar Osmanlı devletinin bu kadar uzun süre yapılanmasının bozulamamasına binaen ve bu imparatorluğu yıkmak için yola çıkan bir düşünce sistemidir. Hristiyan ve Yahudi işbirliğiyle hazırlanan bu yapılanmanın çalışma alanları İslami ilimlere yöneliktir. Genelde bizim nasıl ilahiyat kurumumuz varsa, onların da dini kurumlarından mezun olan başarılı öğrenciler, İslami ilimlerin inceliklerini öğrenip, nasıl olur da İslam devletinin bir açığını buluruz bakış açısıyla yola çıktılar. Onlar bunun için tezler hazırladılar, makaleler yazdılar. Bununla beraber İslam ilimlerinin aslı olan Arapçayı iyi bir şekilde öğrenerek İslami ilimleri asıl kaynaklarından öğrenmek için okumaya başladılar. Bunun için de İslami devletlerin bölgelerine mezun olan öğrencilerini Müslüman oldum görüntüsüyle Orta Doğu'daki İslam devletlerine gönderdiler. Orada öğrendikleri İslam kültürleri ve aile yapılarıyla alakalı tezlerini ve makalelerini hazırladılar. Kaynak kitapları okuyup özetlerini çıkardılar. Bunlar sadece tek bir şey içindi. O da bizden sonra gelen oryantalist şarkiyatçılar sıfırdan başlamasınlar, bu özetleri okuyup ortalama bilmeleri gerekenleri bilsinler diye hazırladıkları programın adı da Konkordans dediğimiz İslami kaynak kitaplığıydı. Bu kitap günümüzde de bazı İslami kuruluşlarda da kullanılmaktadır. Şarkiyatçılık ve oryantalizm işte bu çalışmanın sistemleşmiş adıdır. Edward Said'in yazdığı bu kitapta oryantalizmin asıl yüzünü ortaya koymuş ve onun asıl amacının ne olduğunu, oryantalizm, şarkiyatçılığın bir ajanlık kurumu olduğunu örneklerle açıklamış ve genel olarak da isim vererek bu konulara açığa kavuşturmaya çalışmıştır. İslam devletlerine giden ajanların yani oryantalistlerin nasıl bir yol izlediklerini, Müslümanların aile yapısını incelediklerini ve bunların sadece ve sadece İslami toplumları ekonomik ve toplumsal ahlak yönünden nasıl devirebileceklerinin bir yolunu aradıklarını anlatmıştır. Bu kitapta aynı zamanda oryantalist grupların da ayrıldığını ve birbirleriyle yarışa girdiklerini söylemiştir. Bu gruplara da iki bölümde incelediğini söyleyebiliriz. Bu grubun bir kolu İngiltere, diğer kolu da Fransa grubudur. Bu iki grubun rekabetinde üstün gelenlerin ise İngiltere olduğunu ve Fransa'nın ajanlarını Orta Doğu'ya sokma ve çalışmaları ortaya koyma konusunda biraz daha geride kaldığına değinmiş ve yazılan sempozyumlardan birkaç örnek getirerek açıklamalar sunmuştur. Bir ilahiyat öğrencisinin ve medrese talebesinin İslam ilimleri, İslam toplumu ve onların üzerinde kurulmaya çalışan düzeni öğrenmesi açısından kesinlikle okuması gerektiğine kanaat getiriyorum. Tabii sadece bunlarla sınırlı olmayarak İslam'ı bir kalkan edinen bütün Müslümanların bu kitabı okuyarak oryantalizm şarkiyatçılık akımı hakkında bilgisi olması gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum. Allah düşmanlarımızın şerrini bilerek onlardan sakınmayı bize nasip eylesin.